Sınırda hareketli saatler yaşandı. İdlib operasyonu resmen başladı. Türkiye'nin hemen sınırında, kuzeyde Hatay ve Afrin, doğuda Halep, batıda Akdeniz sahilindeki Lazkiye ile çevrili olan bu stratejik bölge, Suriye'de yıllardır süren savaşın en önemli kör düğümlerinden biri. Ülkenin farklı bölgelerinden aldığı yoğun ve zorunlu göç nedeniyle Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi'ne göre nüfus 2 milyona yaklaştı. Dolayısıyla Suriye'nin geri kalanından coğrafi, demografik ve siyasi olarak yalıtılmış bir bölge değil, tersine olan biteni hem etkileyen hem de ciddi ölçüde etkilenen bir alan. İdlib hem rejim, hem Rusya, hem muhalifler, hem de Amerika için oldukça önemli. Muhalifler açısından bakıldığında ülkede rejim karşıtı güçlerin elinde bulunan 4 büyük bölgeden en önemlisi. Rusya ve Şam yönetimi açısından bakıldığında ise İdlib çatışmaların sona erdirilebilmesi için nihai zaferin kazanılabileceği nokta olarak görülüyor. İdlib, rejime karşı meydan okumanın tek kalesi olmasa da şu an için en güçlü kalesi. Türk askerinin İdlib'deki görevi ise ateşkesi gözlemlemek. Edinilen bilgilere göre Türk askeri birçok grubun olduğu İdlib şehir merkezine girmeyecek. İdlib kent sınırları içinde ama şehir merkezinin dışındaki kırsal alanda görev yapacak. Türk askeri belirli 14 ayrı noktada 6 ay boyunca kalacak. Gözlemci asker sayısı 500 olarak duyurulmuştu. Ancak sahadaki şartlara göre bu sayı artış gösterebilir.